Beşinci deva. Ey maraza müptela hasta. Bu zamanda çok tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir. Bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim inşallah sana şifa verir. Hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Şimdi hepimiz günlük hayatta bile görüyoruz. Hemen hemen televizyon haberlerinde de benzer haberler eksik olmuyor. Yani kişi gençliğinde şeytanla nefsine uyarak çok kısa bir intikam lezzeti için evet ne gibi büyük günahlara giriyor, ne gibi dünya sıkıntılarına maruz kalıyor. Ahiretteki de ayrıca. Evet, diyelim ki eline aldığı bir bıçakla karşıdakine bir sallıyor, tek bir darbeyle bir atar damarı kesiliyor. Birkaç dakika içinde karşısındaki kişinin evet dokunulmazlık hakkı olan hayatı ki en büyük şey elinden alınıyor. En büyük kusur, günah işlenmiş oluyor. Bütün dinlerde adam öldürmek haksız yere büyük günahlardandır. Ahiret azabını netice verecektir. Peki dünyada karşılığı yok mu? Var. Bazı yerlerde haksız yere adam öldürmenin karşılığı da öldürülmektir. Yani idamdır. Bazı yerde müebbet hapistir. Bazı yerde ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Bazı yerde bilmem kaç sene ağır hapistir. Yani öyle veya böyle. Bunun şeyi yok, sıfırı yok. Bütün elini kolunu sallaya sallaya gezmesi yok. Ha şu var. Bazı kimseler bu cinayeti, bu günahı işledikleri halde dünyada adalet tecelli etmeyebilir. Evet, onunki yalnız bir zulüm değil, belki küfründen gelen en büyük günahtır. Evet, deniyor ki mesela şirk hakkında Allah'a şirk koşan kişi en büyük günahı işlemiş. Allah'ın affetmeyeceği günah şirktir. Evet, küçük suçların cezaları dünyadayken küçük merkezlerde verilir. Büyük suçların cezaları büyük mahkemelere bırakılır. Şirkin karşılığı ancak evet ebedi azaptır. O da yani cehennemde kalmayı gerektiriyor. Onun için Cenab-ı Hak halis bir iman, sahih bir iman sahibi yapsın. Şirke gidecek hallerden hepimizi korusun. Evet, diyelim. Başka namus meselesinde evet dakikalar sürecek bir zevk için namus meselesinde kendini sıkıntıya sokar. Ya kendi ölür, ya başkasını öldürür üstüne, ya da suçu sabit görülerek
gençliğini hapislerde, zindanlarda geçirir, çürütür. Daha bunun gibi daha fazla tasvire, tarife gerek yok. Evet, burada da diyor ki, dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Böyle olunca da ben liyakatım da olmadığı halde bana dua için gelen gençlere diyordum ki ben sizin hastalığınızın aleyhinde değilim. Bakıyorum ki hastalık sizi ahirete yönlendirmiş, ibadete yönlendirmiş. Evet, dünya zevklerinden uzaklaştırmış. Ne güzel. Hastalık sizi tam uyandırıncaya kadar sabredin. Evet, kendinize bir çekidüzen verin. Onun için diyor ben onlara dua etmiyordum. Evet, gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor hastalıklı gençler. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi, Allah'ın bir lütfu, bir keremi, bir hediyesi olduğunu ihtar ederdim. Cezası değil. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim inşallah sana şifa verir. Hastalığın vazifesini bitirmesi nedir? Uyandırması. Evet, günahlardan arındırması. Evet. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler. Belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Evet. Bir soru gelmiş. Burada ifade edip cevaplamaya çalışalım. İbadetlerin lezzetini alamamanın sebebi günahlar mıdır? Ya da sebebi nedir? Şeklinde. Aslında bir bakıma sorunun içinde cevabı saklı olarak soru gelmiş. İbadetlerin lezzetini alamamanın sebebi günahlar mıdır? Evet. Ya da başka sebep olabilir mi? Şimdi ibadet dediğimiz şey bir formaliteyi yerine getirmek değildir. Mesela şöyle düşünelim. Cenab-ı Hak küçük sözlerde ifade edilmiş. Ayet-i kerime dersin başına alınmış. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâheşterâ minel mu'minîne enfusehum ve envâlehum bi'enne lehumul cennet. Ayetin devamı da var ama bu kadarı dersin başına alınmış. Ne diyor? Cenab-ı Hak mümin kullarından cennet karşılığında mallarını ve nefislerini ve mallarını satın almıştır. Ey kulum, nefsini ve malını ver Allah yoluna. Evet, al cennetimi. Böyle bir ticaret var. Böyle bir satış var. Satmam diyen zaten dünya hayatı ve dünyanın malı. Evet, ne oluyor? Geçiyor gidiyor. Geçicidir. Satmazsam boşu boşuna gidecek. Evet. Namazla ilgili bir ayet-i kerime ise şöyle. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Yani namaz muhakkak ki insanı fahşadan, kötülüklerden, kötü amellerden, pis, çirkin şeylerden alıkoyar. Uzaklaştırır. Evet, insan namaz kıldığı halde bazı kötülüklere
müptela ise, tekrar tekrar işliyorsa, kesin bir dönüşle tevbe etmiyorsa, evet, ibadetinden haliyle lezzet alamaz. Yani o günahlar o ibadetin lezzetini yok eder. Hakiki manada evet, namaz namaz olmuyor. Belki zimmet borcunu kapatır ama diğer taraftan günah hanesi onu karartıyor. Demaların başında şöyle bir şey var. Hani bu da suale cevap olabilecek durumdadır. Ne diyor? Her günah içinde Allah muhafaza küfre giden bir yol var. Eğer o günah tevbe ve istiğfar ile temizlenmezse kalpte bir kurt değil bir yılan olup kalbi ısırır. Yani yılanın kalbi ısırması ne demek? Yılan sokmasının çoğu zaman ölümle sonuçlandığını biliyoruz. Yani ölüm ise dünyada en büyük hadise, en büyük musibet, en büyük elem. Evet, demek ki günahlar değişik şekillerde imanı çıkarıyor. Kalbi katılaştırıyor, karartıyor. Hatta misaller getiriliyor. Cehennem azabını netice verecek bir günahı işleyen kişi, evet, cehennemin tehdidatını işittikçe o halden dolayı ne diyor? Cehennem belki de yoktur. Cehennem önce diyor, temenni ediyor. Cehennem olmasa, Cenab-ı Hakk'ın şu gibi şeyi de olmasaydı, evet, nihayet gitgide temenniden şekke düşüyor, şekten de inkara gidiyor. Keza günahını meleklerin yazdığını düşündüğü zaman, keşke Allah'ın melekleri olmasaydı, belki de melek yoktur, hayır canım melek yoktur deyip, sonra o melek varlığındaki şüphesi inkara kadar gidiyor. Ve yine dünyada bir memur amirinden, evet, tekdir görüyor, ceza görüyor. Bak, bir oldu, ihtar ediyorum. İki oldu, cezan şiddetli olur. Üç oldu, artık gözünün yaşına bakmayız gibi. Evet, bir kul da bir günahla, evet, müptela olmuş. Tekrar tekrar işliyor. O dünyalık cezayı düşündükten sonra o noktada da ona, canım, evet, keşke cehennem olmasa, belki de cehennem yoktur, yoktur canım yoktur deyip böyle inkara kadar gidebiliyor. Her günah içinde küfre gidecek bir yol var. Hani günahıyla belki sinek ısırmasına maruz kalıyor ama inkarıyla yılan sokmasına maruz kalıyor. Şimdi hangi kişi sinek ısırmasıyla ölmüş? Sinek ısırmasının ne kadar önemi var? Hiçbir önemi yok. O kadar önemi yok yani yılan sokması karşısında. Evet, onun için Cenab-ı Hak günahlarımızdan tevbe edip temizlenmeyi nasip etsin. Günahta ısrar ederek küçük günahı bile büyük günah durumuna sokmaktan bizleri korusun. Demek ki ibadetin lezzetini tatmak için tevbe istiğfar lazımdır. Bir daha dönmemek üzere günah defterini kapatmak lazımdır. Ha şu var, kul acizdir. Nefsi şeytana her zaman peşindedir. Ayağı kayıp tekrar o günahı işleyebilir. İşlemek ihtimali vardır. Ama tevbe kapısı ne diyor? Ruh çıkmak üzere ölüm sekeratı yaklaşıncaya kadar tevbe kapısı açıktır. Evet, Cenab-ı Hak, kuluz, aciziz, zayıfız. Evet, makbul bir tevbeyle günahları silmeyi bizlere nasip etsin.